Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometri kampında çokgenler konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Çokgenleri toplamda 3 videoda halledeceğiz. İlk videomuzda çokgenlerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Kitabımızda sayfa numarası 101, 102 ve 103'ün sol tarafını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Öncelikle çokgenin tanımıyla başlayalım tabii ki. Herhangi ardışık 3'ü doğrusal olmayan en tane noktayı yani en büyük eşit 3 olacak. İkişer ikişer birleştiren doğru parçaların oluşturduğu kapalı şekle biz çokgen adını veriyoruz. Çokgeni oluşturan doğru parçalarına çokgenin kenarları denir. Çokgenin kenarları. Kenarların kesim noktalarına da kesim noktalarına da çokgenin köşeleri adını veriyoruz. Komşu olmayan herhangi iki köşesini birleştiren doğru parçalarına da biz köşegen adını veriyoruz. Yani şunlar kenarları arkadaşlar. Tamam mı? Şunlar köşeleri oluyor. E burada da bu komşu olmayan iki köşeyi birleştiren şuna da köşegen. Ya da buna köşegen. Ya da buna köşegen. Ya da şuna köşegen adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi en küçük çokgenimiz üçgendir. Sonra dörtgen. Sonra beşgen. Altıgen. Yedigen. Sekizgen. Dokuzgen diye gidiyor bunlar. En kenarlı ya da hadi genelleyelim engen diyelim. Şimdi çokgenin özelliklerinden bahsedelim. Şu şekiller bizim için lazım olacak şimdi. En kenarlı bir çokgenin bir köşesinden diğer köşelerine bilmem kaç tane köşegen çizilir. Hmm. Şimdi arkadaşlar bir köşeden çizilen köşegen sayısından bahsediyorum. Arkadaşlar dörtgende kaç tane çizebiliyorum bir köşeden? Bir tane. Başka çizebiliyor muyum? Hayır. Beşgende. Beşgen yok burada ama şöyle beşgen de çizeyim istersen buraya. Beşgende kaç tane çiziyorum? Şöyle çizelim bakalım. Hocam bir, iki tane çizdik. Altıgende bir köşeden bak. Bir köşeden diyorum. Bir, iki, üç tane çizdik. Hmm. Yedi gende o zaman dört. Sekiz gende beş. Dokuz gende altı. Hep kenar sayısının kaç eksi? Üç eksi Yani n eksi üç tane köşegen çizilir. Bak sadece ve sadece bir köşeden n eksi üç tane köşegen çiziyoruz. E toplamda da ne kadar köşegen vardır biliyor musun? n çarpı n eksi 3 bölü 2 tane de köşegen vardı. Bunun sebebi ne? Çünkü biz bir köşeden kaç tane çiziyoruz arkadaşlar? n eksi 3 tane çiziyoruz dedik ya. Peki şu köşeden de yine aynı köşegen çizdiğimiz için şu karşılıklı köşelerdeki köşegenler aynı olduğu için ya da buradan çizdiğimle buradan çizdiğim aynı değil mi? O yüzden bunu iki defa saymış oluyorum. Bak normalde bir köşeden çizilen n eksi 3 en tane köşeden çizilen n çarpı n eksi 3 olması lazım. Ama hocam buradan çizdiğimde buradan çizdiğim aynı, buradan çizdiğimde buradan çizdiğim aynı dediğimiz için o zaman ne olacak arkadaşlar? Her bir köşegeni iki defa saymış oluyoruz, o yüzden böyle iki geliyor arkadaşlar. Tamam? Temal mantığı bu. Sonra bir köşeden çizilen köşegen köşegenler çokgeni kaç tane üçgensel bölgeye ayırır? N eksi iki tane. Niye? Sen şimdi dörtgende bir tane köşegen çizdin, kaç üçgene ayırdı? Bir iki. Beşgeni 1, 2, 3. Altıgeni 1, 2, 3, 4. Yedigeni 5, sekizgeni 6. Hep kenar sayısının 2 eksi olmuyor mu? Oluyor. Benim sana tavsiyem nedir biliyor musun? Bunlarla ilgili bir soru çıktığı zaman böyle bir dörtgen, bir beşgen çizsen formülü zaten elde edersin. İşte köşegen sayısı. Dörtgende 1, beşgende 2. A 3 eksiği deyip n eksi 3. Üçgen sayısı da bir köşeden silen köşegen ile oluşan üçgen sayısı da Hocam, dörtgende 2, beşgende 3, altıgende 4 deyip hep kenar sayısının 2 eksi olduğunu zaten kendin bulabilirsin. Bunları ezberle demiyorum zaten. Bak kendin bulabilirsin. Bulma tekniğini sana gösteriyorum. Peki iç açılarının ölçüleri toplamı. Arkadaşlar, üçgenin nedir? 180'dir. Dörtgenin nedir? Hadi biliyoruz 360 diyelim. Beşgenin e ee, bundan sonrasında ne yapacağız? İşte. Şimdi dikkat et. Üçgen Aa hocam burada iki tane üçgen var. E İç açıları toplamı 180. Bu da 180. 2 tane 180. 360 değil midir? E burada da kaç tane var? 3 tane 180. Burada 4 tane 180. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Üçgen sayısı kadar 180 iç açıları ölçüleri toplamına eşittir. Üçgen sayısı da zaten n-2 idi. n-2 çarpı 180 diyeceğiz. Dış açılarda ne olursa olsun üçgende de 360'tır. Dörtgende de, beşgende de, altıgende de, yedigende de hep 360'tır. O yüzden dış açısı 360 olduğu için genelde sorularda Özellikle karışık sorularda iç açılardan gitmektense dış açılar daha sade olduğu için dış açılardan gitmeyi tercih ediyoruz. Ha bunlarla ilgili formülleri ÖSYM kendisi sorun içerisinde veriyor. Ama riske atamayız biz bunları da bilelim. Bilmesek de nereden çıktığını da gösterelim. Zaten n-3 ve n-2'yi kendin buluyorsun. Ü i̇ç açıları toplamı da üçgen sayısı kadar 180. Üçgen sayısını bulduk daha sonra n-2 çarpı 180. E dış açılar toplamı da her zaman zaten 360. Olay bitti kardeşim. Hadi bakalım. Sorulara başlayalım. Bir köşesinden bak dikkat et. Alt tane köşegen çiziliyorsa. Köşegen sayısı neydi? Bir dörtgen çizdik. Bir de beşgen çizdik. Hemen köşegen sayısını kendimiz bulalım. Hocam bir tane dörtgende. Beşgende iki tane. He, o zaman kenar sayısının ne? 3 eksiği. Yani n-3 üç altıymış. Eni buradan kaç buluruz? 9. Çizilebilen çokgenin kaç kenarı vardır diye soruluyor. E cevap o zaman 9 çıkar arkadaşlar. Tamam. Sonraki soru. Birçok çokgende toplam 9 köşegen çizilebildiğine göre toplam köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2 idi. Hani ispat tekniğiyle de yapabilirsin. Aa, ben bunları şimdi bu şekilde hemen hızlı bir şekilde yapayım istersen. Bu 9 eşitmiş. n çarpı n eksi 3 eşittir 9 ise e, 18 ise bu neyle neyin çarpımı arkadaşlar? 6 ile 3'ün çarpımı. En yerine 6 koyarsam 6 kere 3 18 sağlanıyor. Evet n'i böylelikle 6 buluruz. Çokgen kaç kenarlıdır diye soruluyor. E, cevap 6. Geldi örnek 3'e. Kenar sayısı ile bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı toplamı 9 olan çokgenin bak kenar sayısı diyor. Kenar sayısı n ile neresi? Bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı toplamı diyor. Bir köşeden çizilen köşegen sayısı neydi? n-3. Bunların toplamı 9'muş. O zaman 2 yani eşittir 12 yapar. eli de buradan 6 buluruz. İç açıları ölçüleri toplamı. İç açıları ölçüleri toplamı neydi? üçgen sayısı kadar yani n eksi 2 kadar 180'di. O n 6 bulduk ya en yerine 6 yazarsam cevap 4 çarpı 180 yapar. O zaman cevap kaç yapıyor arkadaşım? 720 yapıyor. Yani örnek 3 720 çıktı. Geldik örnek 4'e. İç açıları toplamı 1080. N eksi 2 çarpı 180 değil mi? Üçgen sayısı kadar 180. 1080'e eşitmiş. E o zaman arkadaşlar şunlar şunlar sadeleşse Sanırım 6 yapıyor. N 2 eşittir. 108 bölü 18'den 6 yapar. N'i de buradan 8 buluruz. Ama birçok kez tüm köşegen sayısı nedir diye soruluyor. Tüm köşegenlerin sayısı n çarpı n 3 bölü 2 değil miydi? Evet. N dediğimiz 8. 8 çarpı 5 bölü 2. 40 bölü 2'den kaç çıkacaktır? 20 çıkacaktır dostum. Tamam. İlk 5 dakika anlattığım şeyleri bildiğin zaman bu sözel sorular sana çok kolay bir şekilde gelecek. Geldik örnek 5'e. İç açılarının ölçüleri toplamı yani üçgen sayısı kadar 180. Dış açılar ölçüleri toplamının 2 katı eşitmiş. 360'ın dış açıları ölçüleri toplamı 360 2 katı eşitmiş. Hocam 180 ile bu sadeleşse 2. O zaman n-2 buradan 4 gelir. N'i de buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Çokgen kaç kenarlıdır diye soruluyor. Cevap 6. Okuduğunu işleme dök. Direkt cevap çıksın kardeşim değil mi? Evet cevabı 6 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı 3 olan bir çokgenin bir köşeden çizilen köşegen sayısı neydi? n eksi 3'tü. Bu 3'e eşitmiş. O zaman n'i kaç buluruz böylelikle? 6 buluruz. İki iç açısının ölçüsü 120 ve 80'miş. Bak şimdi 120 derece var 80 derece var. Bizim kenar sayısı 6 ise köşe sayısı 6 demektir. 6 tane açı var demektir. İki tane açısını vermiş 120 ve 80 diye. Diğer iç açılar da birbirine eşitmiş. Diğer iç açılar hepsi birbirine eşitse o zaman 4 tane açı kaldı. Bunlar da A olmak zorunda. E bunların toplamı da kaç yapmak zorunda? Altıgen olduğu için altıgenin iç açıları ölçüler toplamına. Yani 6 eksi 2 çarpı 180'e eşit olmak zorunda değil mi? Evet. E burası 200 artı 4A eşittir. 4 çarpı 180 4 kere 8 32 720 yapar burası. O zaman 4A buradan kaç yapıyor? 520 yapıyor galiba. A da buradan kaç çıkar? 520 bölü 4. 520'yi sen 4'e bölersen. 1 kere 4, 4. Sonra 130 mu geliyor? Evet galiba 130 geliyor arkadaşlar. A'yı böylelikle 130 buluruz. İşte bizden de buradaki açılardan birinin ölçüsü isteniyor. Yani cevap 130 derece çıktı dostum. Evet örnek 6'yı bulduk. Geldik örnek 7'ye. İç açılarının ölçülerinin aritmatik ortalaması 135 olan dış bukey bir çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? Şimdi en kenarlı bir çokgense en kenarlı bir çokkense o zaman iç açılarının ölçüleri aritmatik ortalaması. Atıyorum A artı B artı böyle nokta 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 ya da şöyle diyelim alfa 1 artı alfa 2 artı nokta 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 alfa n diyelim. En kenarlı bir çokkense en tane açı yok mu? Evet. Aritmatik ortalaması 135 demiş. E bunların toplamının n'e bölünmüş hali 135 demek değil midir? Yani sen buradan alfa 1 artı alfa 2 artı nokta 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 alfa n'in toplamının 135 n olarak bulursunuz o zaman? Evet. Şimdi dış bükey çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar iç açıları toplamı soruluyor bize. Ben bunların toplamını 135 n olarak buldum. Ee, i̇ç açıları ölçüleri toplamı 135 n aynı zamanda neye eşittir? Hocam n eksi 2 çarpı 180'e eşit değil midir? Evet. E ee, iç açıları ölçü topla, ölçüleri toplamı hem bu 135 n hem de n eksi 2 çarpı 180'e eşittir. E o zaman o zaman o zaman o zaman o zaman o zaman ne diyeceğiz? Burada sadeleştirelim. 45'e bölsen 3. 45'e bölsen 4. 3 n eşittir. 4 ile burayı geliştirdim. 4 n eksi 8 yapar. 8 eşittir n mi yapar? Evet. Bu bir 8 sekizgen oldu. O zaman İç açıları ölçüleri toplamı isteniliyor bizden. O zaman iç açılar ölçüleri toplamı da n-2 çarpı 180 değil midir? 6 çarpı 180 yapmaz mı? O da 1080 yapmaz mı dostum? Yapar. Güzel bir soru. 7. soruyu 1080 bulduk. Geldik biraz da şekilli sorulara. Evet şekilli de olsa korkmuyoruz. 1, 2, 3, 4, beşgen bu. Beşgenin iç açıları toplamından gidebiliriz. 5-2 çarpı 180. Buradaki iç açılar ölçüleri toplamına eşit olacak. X'lerden kaç tane var? 3 tane var. Artı Sonra diğerlerini topluyoruz. 120, 75, sonra artı 25, artı 15 ve eksi 10 toplamına eşit olacak. Tamam yazalım arkadaşım. 120 artı 75 eksi 10 artı 15 artı 25 eşit olacak. Bu 3 çarpı 180 540 değil midir? Evet. Sonra burası 3x. Bak şimdi dikkat et. Şu ikisi artı 5 yaptı. Burası 30 yaptı. Sonra şurası 150 yaptı. Artı 225 mi yaptı arkadaşım burası? Evet. 150 ile bunu toplarsam. E, 225 çıkartırsam eğer ben buradan e, o zaman kaç kalıyor arkadaşlar? 315 bu kalıyor? Aynen öyle. 315 eşittir 3x yapar. 315'i de ben 3'e bölersem 1 kere 3, 3. Sanırım 105 yapıyor. O zaman bu 3x 315 ise x de böylelikle 105 çıkacaktır. Evet bizden x isteniyor. Cevap 105. İşlemini yap git. Şimdi buraya geldik. X artı Y toplamı nedir diye soruluyor. Yine iç açıları toplamından gidebiliriz. Hocam burası kaç derece? Dış açısı 180'e tamamlayan açı. Bak bütün üçgende de diğer çokgenlerde de hep iç açısı 180'e tamamlayan açısıdır. Ya da dış açısı 180'e tamamlayan açısıdır. Burası 40 verilmiş ya. Aslında dış açı 180'e tamamlayanı iç açı yapıyor. Tamam. Yani burası 100 iken dış açısı kaç derece? 260 derece deme. Dış açısı bu değil. Bunun dış açısı neresi? Hop oh, burada açısı. Buna da dikkat et dış açılarla ilgili bir şey geldiğinde. Şimdi soru da böyle x artı y soruluyor. İç açılar toplamına gitmem lazım. Burası 70 ise o zaman burası da 110. İç açılar ölçüleri toplamı beşgen olduğu için 5 2 çarpı 180 eşittir. Şunların toplamı x artı y artı 100, 110 ve 140'ın toplamı. Hocam kaç yapıyor burası? 350 yapıyor galiba. 350'ye eşit oldu. E burası kaçtı? 540 değil mi? Evet 540'tan 350 çıkartırsam 190 kalıyor. Yani 190 eşittir x artı y yapar. Zaten bizden de bu isteniyor. Cevap örnek 9'da 190 yaptı arkadaşlar. Geldik örnek 10'a. E, tamam x'i bulmam için benim neyi bulmam lazım? A ile B'nin toplamını bulmam lazım. E 2 artı 2 B toplamını bulabilirim. Nereden? Altıgen değil mi bu? Altıgen. Altıgenin iç açıları ölçüleri toplamından. 6 x 2 çarpı 180 Neye eşittir? İç açılar ölçüleri toplamı. 2A artı 2B artı. Şunları topla bakalım şimdi. Hocam şu ikisi 210 yaptı. 310 yaptı. 420 mi yapıyor? Evet. 420 yaptı. Şurası kaç yaptı? 4 çarpı 180'den 720 yaptı. 420 çıkartırsam 300 yapar. 300 2A artı 2B yapar. A artı B de böylelikle 150 çıkar. E buradaki üçgende de iç açılar toplamı 180 diyecek olursak. A artı B artı X eşittir 180 ya. A artı B'de 150 bulduk ya şuradan dolayı. E o zaman x de kaç derece olur arkadaşım? 30 derece olur. Evet örnek onu 30 bulduk. Geldik örnek 11'e. Ali öğretmen geometri dersinde çokgenler konusunu işlerken elindeki renkli çubuklarla çokgen yapmaya karar vermiştir. Ali öğretmen ilk iki çubuk arasındaki açı 60 derece. Bunlar dışında kalan bütün çubuklar arasındaki açıyı da 140 derece olarak böyle kapalı bir şekil oluşturuyor. Buna göre Ali öğretmen çokgen oluşturmak için kaç çubuk kullanmıştır? Arkadaşlar iç açılar toplamından gidebiliriz. Bak birinci yol. İç açılar toplamından gidebiliriz. 60 artı. Şuna bir en kenarlı bir çokgen dersem. Diğer açıların hepsi de 140 değil mi? Evet. Bir tane açı 60 diğerleri 140sa O zaman en kenarlıysa en eksi bir tane bir tane açıyı gitti ya. En eksi bir tane 140 kalmadı mı? Evet. En eksi bir tane 140'ın toplamı neye eşittir? iç açıları ölçüleri toplamına o da en eksi 2 çarpı 180 deyip işlem işlem işlemle sonuca ulaşırız. Ya da böyle yapacağımıza ikinci yol şu daha mantıklı arkadaşlar. Böyle çok kalabalık sorularda karışık sorularda dış açılardan da gidebilirsiniz. Bak dış açısı kaç derece? Bak 300 derece değil. 180'e tamamlayan açısı 120 derece. 40'ın dış açısı kaç? 140'ın dış açısı 40. Burası da 40. Yani bu şu, soru şu hale dönüşüyor. Bir tane dış açısı 120 diğerlerinin dış açısı da 40- 40 40 diye gidecek. Dış açılar toplamı 360 ya, daha sade o yüzden daha kolay çıkar. O zaman ilk dış açıyı kullandım 120 artı en kenarlı bir çok, çok gelse en eksi 1 tane 40 derece kaldı. n eksi 1 tane 40'ın toplamı n eksi 1 tane n eksi 1 çarpı 40 demektir. E, bu da neye eşittir 360' eşittir Bak daha sade bir çözüm. Yani n eksi 1 çarpı 40 eşittir 240 yapar. Şunlar şunlar sadeleşince 6 yapar. N-1 6 ise N'i de böylelikle 7 olarak buluruz. Yani Ali öğretmen 7 gen oluşturmuş oluyor. Zaten 7 gen oluşturduysa her bir kenarlarda çubuktu. 7 tane çubukla bunu oluşturabilir arkadaşlar. Evet güzel bir soru. Lütfen dikkat edin. Bunlar hep klasik soru olarak sorulur. Biraz yeni nesle çevrilmiş. Güzel bir soru aslında bu da. Ve geldik örnek 12'ye. Evet şöyle bir şey varmış. Ağırlıklar asılmış. Buna göre diyor buradaki x açısı nedir? E ee, bakacak olursak bu kaçgen? 1, 2, 3, 4, 5 gen arkadaşım. E beşgenin iç açıları toplamına gideceğiz arkadaşlar. Yani 5 2 çarpı 180 iç açıları ölçüleri toplamı. Nedir? Hocam x var. x artı. Sonra bunları toplayalım bakalım. Şimdi toplayalım. 40. 140 daha kaç yaptı? 180. Sonra 180. 80 daha 260. 130 daha 260'a 130 a eklersek 200, 390 mı yapıyor? Evet. Burası 390 yapar. E o zaman bu 5 2 3 çarpı 180'den 540 ya. 540 x artı 390 yaptığından dolayı e, 540'tan da 390'ı çıkartırsak x'i de 150 derece olarak bulur muyuz? Buluruz. Zaten bizden de x isteniyor. Cevap böylelikle 150 derece çıktı dostlar. Evet böylelikle çokgenlerin özelliklerinden bahsettik. Şimdi sıra geldi düzgün çokgenlere. Düzgün çokgenleri de isterseniz bir sonraki videoda halledelim. O zaman bir sonraki videoda düzgün çokgenlerin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.